Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Çok şükür biz iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız. Arkadaşlar bugün yine neredeyiz? Muhteşem bir duada. Güzel bir balık avındayız. Bugün muhtemelen ben bu videoyu yayına koyduğumda bayramda olacaksınız. Ki Ramazan ayındaki çektiğim son video bu. Artık bundan sonra balık avlarının arkasından yakala pişirlerimiz olacak. Her seferinde farklı farklı bir doğaya gidip güzel bir günü geçireceğiz. Arkadaşlar öncelikle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Evet, güzel bir Ramazan ayı geçirdik. İnşallah tekrarına kavuşmak cümlemize nasip olur. Evet arkadaşlar, videoya geçiyorum hemen. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam, YouTube algoritma böyle olmasını istiyor. Yani bunu yaptıramazsan sen yerinde sayarsın diyorlar. Hemen önünüzde beğen tuşu var. Onu tıklayıp yanında da abone ol tuşu var. Onu da tıklarsanız beni çok memnun edersiniz. Sizlerin sayesinde büyüyeceğiz. Tabii ki de beğenmek ya da abone olmak zorunda değilsiniz. Ama destek verirseniz beni çok memnun edersiniz. Destek vermezseniz de canınız sağ olsun diyoruz. Haydi videoya geçiyoruz. Ava devam. Evet arkadaşlar, balıkları şu anda sessiz konuşuyorum. Videonun başında da sessiz biraz anlatmaya çalışacağım ama tekrardan şöyle göstereyim. Balıkları yaklaştırmak için bisküviyi bu şekilde ufalıyoruz arkadaşlar. Petibör bisküvi. Hemen şuraya önümüze atıyoruz. Bak. Hemen şuraya önümüze atıyoruz. Bundan sonra farkındaysanız bak. Şu çizgiyi görüyor musunuz? Bak şöyle. Şu çizgiyi görüyorsunuz kayaların. Ben onların gerisindeyim. Ben neden sessiz konuşuyorum? Arkadaşlar balığı yaklaştıran bak farkındaysanız oynamaya başladılar. Balığı yaklaştırana kadar mümkün mertebe olabildiğince sessiz olmamız gerekiyor. Tabii ki ben bunu programla sesi yükseltirim siz daha iyi net duymanız için ama bakın arkadaşlar, balıklar şu anda oynuyor. Görüyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Hatta bak, bisküviyi biraz büyük takacağım. Ara sıra da böyle ıslatıyorum arkadaşlar. Fazla açığa gitmesin diye. Bak, şimdi atıyorum. Bisküviyi attım oraya. Bak, geldi. Gördün mü?
Nasıl zıplatıyor bak, hepsi zıplatmaya başladı. Arkadaşlar bu şekilde sürüyü yaklaştırıyoruz. Hemen önümüze gelecek. Kendimiz geride kalacağız. Şurada kamışı göstereyim. Bakın arkadaşlar, kamışın buradan başlıyor. Hemen şurada bitiyor. Yaklaşık 1-2-2,5 metre. Tamam mı? İğnemiz de 0-4 numara. Şöyle göstereyim. Allah. Bak. İğnemiz de şöyle. Dur. Netleştirmek istiyorum. Bak. İğnemiz de böyle. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde alabilirsiniz. Arkadaşlar bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Hani çok soruyorsunuz da, o yüzden bunları hemen göstermek istiyorum. Ya bir yandan kamerayı tutmak da zor oluyor ama şöyle göstereyim bizim de. Bak arkadaşlar. İğneme görüyor musunuz bisküvilerin küçüklüğünü? Bak. Normalde elimle takacağım da böyle gösterebildiğim kadar göstereceğim. Bak. Olay bu. Şöyle dur. Kamerayı şöyle tutayım. Arkadaşlar bak. Ne kadar küçük görüyorsunuz değil mi bisküvi? Bak şuradan takıyor. Zorlamanıza gerek yok. Arkasından çıksın yeter. Olay bu. Şu şekilde takıyoruz. Umarım anlamışsındır. Hadi bize rastgele. Birazdan atacağım. Şöyle bir iki tane önden yakalayayım denemelik. Sürüyü iyice tam yaklaştırayım. Yaklaştı da. Kamerayı da bir şarja takayım. Şarja takmayı unutmuşum akşam. Hadi bize rastgele. Gel buraya.
bakalım. Yavaş. Ayş. Bak sürüyü ben yaklaştırma yor bana. Ha bu arada balıkları göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklar bunlar. Daha çok yakalamak istiyorum ama şurada bak görüyor musunuz bilmiyorum ama bak orada
Deniz anaları bastı merayı. Yani ben sürüyü topluyorum. Onlar da nereden geliyor bilmiyorum. Bir anda meranın içi komple deniz anası oluyor. Bak ileride de var, orada da var. Şu anda her yerde deniz anası var. Deniz anası girdiği için Melanur buraya yaklaşmıyor arkadaşlar. Köpükler aslında yani tam güzelleşip geliyordu. Yani hiç köpük yokken bu kadar balık yakalayabildik. Bakalım biraz daha şansımız. Bak bir tane daha geliyor burada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mantar gibi çıkıyorlar sürekli. Ya bunlar var ya, benim attığım bisküvite geliyor arkadaşlar tahminim. Bisküvit atıyorum ya, muhtemelen ona geliyorlar. Yani şu 2 dakika müsaade etseler Melanurlar hemen gelecek zaten şeye, kıyıya. İşte böyle biraz müsaade etseler alır yakalayabilir. Evet. Balık avını sonlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle size balıkları göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet. Allah Allah. Balıklarımız bunlar arkadaşlar. Şöyle döküyorum. Ey maşallah, ey maşallah. Ramazan ayının son balık avı arkadaşlar bu. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğiniz zaman bayram girmiş olacak. Biliyor musunuz arkadaşlar bu resim? Şöyle. Güzel. Balıklar güzel arkadaşlar. Yine kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dur beraber sayalım. Allah. Bakalım kaç tane yakalamışız arkadaşlar.
Şöyle. Şöyle 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Allah elime bak 22 23 Maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah diyelim inşallah. Evet. Şimdi ben bunları temizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 23 tane balık yakaladık. Abi babaları görüyor musunuz ya? Hepsi büyük ama abi bunlar ölmeyi unutmuş. Gerçekten harika. Ne diyelim? Ana. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen bu videoyu izlediğiniz zaman Ramazan bayramına girmiş oluyoruz. Allah tekrarına kavuşturmayı hepimize nasip etsin. Güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Oruçlarımızı tuttuk. İftarlarımızı yaptık. Böyle balığa geldik. Oruçlu oruçlu balığımızı tuttuk. Ama güzel bir ay geçirdik. İnşallah tekrarına cümleten kavuşmak nasip olur arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Videoyu sonlandırmadan önce sizlerden son bir ricam. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Arkadaşlar bunu niye çok tekrar ediyorum? Gerçekten beğenileriniz benim için önemli. Algoritma böyle söylüyor. Yani YouTube diyor ki sen ilerlemek istiyorsan beğeni topla diyor. Yani sizler de izlediğiniz zaman beğenirseniz beni çok memnun edersiniz. Şimdiden büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sağlıkla kalın, doğada kalın, balıkta veyahut da herhangi bir hobide kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Alanya'dan kucak dolusu selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.